Ya onu gördüm. Onu gördüm, tam okuyamadım da. Evet, internetten telefon ve bilgisayar teknolojik ürünlerin iadesi kalkmış. Niye anlamadım onu? Koşulsuz iade kalktı. Nasıl yani? Önünde sıkıntı varsa. Ha, anladım, anladım. Tamam, okey. O mantıklı. Anladım. Tamam, okey. Okey. Tamam. O mantıklı, anladım. Ve iade kargosu da pahalı. Abi o işte bizim yüzümüzden. Ben daha geç 2 gün 3 gün önce konuşuyordum ya. Bu kitapları iade, millet kitap Amazon'dan kitap alıp kitapları okuyup sonra iade ediyormuş. Ya abuse'ladığımız için abi. Sistemi abuse'ladığımız için bu oluyor. Yani daha bunu daha geçen konuştuk. Belli yani, sikeceklerdi. Yani kendimiz kaşınıyoruz. Ama kitaba gelme, teknolojik aletlere geldi. Yok, bütün iadelere geldi o şey. İade kargosunu ödeme bütün ürünlere geldi. Ben onun üzerine konuşuyorum. Şey üzerine konuşmuyorum. Elektronik ürünler üzerine konuşmuyorum. O ayrı bir olay. Onu bilmiyorum. Onun da bir abuse'u vardır. %100 bu arada. Ya yani şey bilmiyorum. Elektronik olayını bilmiyorum. Onda da bir abuse vardır bu arada. Şimdi diyelim ürün hatalı, o zaman da biz ödeyeceğiz. Bilmiyorum ki. Haklı iadede kargo ücreti geri ödenmeli. Bence de. Abi millet kargo bedava olsun diye bir adet değil, iki adet elbise alıyor. Sırf kargo ücretsiz yaptırmak için, sonra kargo iade ücretsiz diye ikincisini iade etme kafasıyla alıyor. Ulan millet. Ama bu nasıl bir abuse? Bu nasıl? İşte abi bu yüzden sikiliyor ya, diyorum ya yani. Bu yüzden böyle kurallar. Genellikle bu tür kuralların gelme sebebi var abi. Bu tür böyle çok, ulan ne kadar aptalca bir sistemin genelde arkasında bir şey var. Bir bok var. Burada yine satacak oluyor. Evet. İnanılmaz ya. Kurun yanında yaş yanıyor. Evet ama işte çok yaş var ustam. Yaşlar bitmiyor ya. Yani çok yaş var.